Merhaba sevgili çocuklar, ben Benek Karkul. Bir matematik dersinde daha beraberiz ve bugünkü konumuz kalanlı bölme işlemi. Dün kalanlı bölme işlemlerine bir geçiş yapmıştık aslında. Başlangıcını görmüştük değil mi? Yüzler basamağında, onlar basamağında kalan sayılarımız olmuştu. Ona göre işlemimizi yürütmüştük. Şimdi ise sonda kalanlı bölme işlemi gerçekleştireceğiz. Bakalım nasıl oluyor? 4701 sayısını 6 sayısına bölelim. Bölelim bakalım. Basamaklara yerleştirdik hepsini. Binlik basamağında 4, yüzlük basamağında 7, onluk basamağında 0, birlik basamağında 1 dedik. Ve 6 ile böleceğiz. Önce binlik basamaktan başlarız. Binlik basamağı tek başına alabiliyor muyuz çocuklar? Alamıyoruz. Niye? Çünkü binlik basamağımız bölenden daha küçük. Yüzlükle birlikte alırız. Yüzlükle birlikte aldığımızda kaçtır? 47'dir. 47'yi 6'ya böleriz. 47 bölü 6, 47'de kaç tane 6 vardır? 8 diyemeyiz. 47'den büyük çıkar. Dolayısıyla 7 deriz. 7 çarpı 6 yaptığımızda da 42'yi elde ederiz ve sayımızın altına yazarız. Bu arada 7'yi de binlik basamağına değil, yüzlük basamağına yazarız. Neden? Çünkü bölerken bölünenimizi yüzlükle birlikte aldık. Tek başına almadık. O yüzden yüzlük basamağından başlarız yazmaya sonucu. Şimdi işlemimize devam edelim. 47 eksi 42, 7 eksi 2, 5, 4 eksi 4, 0. 5 elde ettik. 5 6'ya bölünür mü çocuklar? Bölünmez. O zaman onluk basamağımızdaki 0'ı 5'in yanına indiririz. Sayımız 50 olur. 50 bölü 6 kaçtır? 8'dir. 8 çarpı 6 48'dir. 48'i 50'nin altına yazarız ve 50'den 48'i çıkarırız. 0'dan 8 çıkmaz. 10'luk alırız. 10 olur. 10 eksi 8 2. Burada 4 kaldı. 4 eksi 4 0. Yani sayımız 2. 2 6'ya bölünmez. Dolayısıyla birlik basamağındaki 1'i 2'nin yanına indiririz. Sayımız 21 olur. Şimdi 21 6'ya tam olarak bölünüyor mu? Bölünmüyor. 21'de kaç tane 6 var? En fazla 3 tane olabiliyor. O zaman 3 yazarız. 3 çarpı 6 18 eder. 21'den 18'i çıkardığımızda da 0'ı elde edemiyoruz. Ne oluyor? 3 kalıyor. O zaman ne yapıyoruz? Kalan 3 diyoruz buraya. Yani sonucumuz 4701 bölü 6 eşittir 783 ve kalan 3. Sağlamasını yapalım. 783 çarpı 6. Sağlamasını çarparak yapıyoruz değil mi çocuklar? Bakalım 6 çarpı 3 18. 8 yazdık. Elde var 1. 6 çarpı 8 48. Elde var 1. 49. 9'u yazdık. Elde var 4. 6 çarpı 7, 42. Elde var 4. 46. 46'yı yazıyoruz. 4698. Halbuki bizim sayımız 4701 değil mi? Tam sonucu vermiyor. Kalan 3'ü de eklediğimizde 4698 artı 3 dediğimizde sayımızı yani bölünenimizi elde ediyoruz. 4701 gördüğümüz üzere. Bunu aklımızdan çıkarmayalım çocuklar. Kalan sayımız bölenden daha küçüktür.
Hatta bölenin kendisi bile olamaz. Çünkü bölen kalsaydı burada ne yapacaktık? 6 olsaydı bu. 6 bölü 6 1 olacaktı. 0 0 deyip bölme işlemini kalansız tamamlayacaktık. O yüzden kalanlar bölenin kendisinden daha küçük sayılardır her zaman. 8573 sayısını 9 sayısına bölelim. Bir örnek daha inceleyelim çocuklar. 8573 bölü 9. Bakalım. 8'de 9 yoktur. O zaman 85'i alırız. Yani yüzlük bir sayı olacak sonucumuz. O kanıya varıyoruz buradan, değil mi? 85'te kaç tane 9 vardır? En fazla 9 tane olabilir. Çünkü en yakın sonucu o şekilde bulabiliyoruz. 9 çarpı 9, 81'dir. 85'in altına 81'i yazarız. Çıkarma işlemini gerçekleştiririz. 85'ten 81 çıktığında 4 kalır. 4'te 9 yoktur. O yüzden onluk basamağındaki 7'yi 4'ün yanına indiririz. Sayımız 47 olur. 47'de 9 kaç tane vardır çocuklar? En fazla 5 tane vardır. 5 ile 9'u çarptığımızda kaç elde ederiz? 45 elde ederiz. 47'den 45'i çıkardığımızda kalan sayımız kaçtır? 2'dir. 2'yi 3'e, 2'yi 9'a bölebilir miyiz çocuklar? Bölemeyiz çünkü 9'dan küçüktür. O zaman birlik sayımızı 2'nin yanına indiririz. Sayımız 2 iken 23 olur. 23'te 9 var mıdır? Tabii ki vardır. Peki kaç tane vardır? En fazla 2 tane vardır. 2 çarpı 9, 18 eder. 23'ten 18'i çıkardığımızda 5 kalır. O zaman çocuklar 8573 sayısının 9'a bölümünde bölüm 952'dir. Bunu bulduk değil mi? O halde bunu yazalım. Nasıl yazacağız? 8573 bölü 9 eşittir 952 ve kalan 5. Sağlamasını yapalım bunun. 8573 eşittir 952 çarpı 9 artı 5'e. Konumuz 4. sınıf matematik kitaplarında 120. sayfada yer almaktadır çocuklar. Oradan bol bol örnek çözebilirsiniz. Size iyi çalışmalar dilerim. Teşekkürler.